Yeni bir İrfan Vakti programından hepinize iyi akşamlar efendim. Yine ses getireceğini düşündüğümüz özel bir programla karşınızdayız ve her zamanki ekibimiz stüdyomuzda. Hemen sağımda ilahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç Bey, onun yanında hukukçu yazar İbrahim Berk Bey ve tarihçi yazar Emre Polat. Bugün hem gündemle de alakalı ama tarihle de, geçmişle de bağlantılı konuları sizin dikkatlerinize sunacaklar. Biz her zaman olduğu gibi Emre Polat'la dilerseniz başlayalım. Bizim uzun bir zamandan beri işlediğimiz burada konular var, biliyorsunuz siz de bunun önemli bir kısmını oluşturuyorsunuz. Şimdi ben biz geçtiğimiz hafta siyaseten katil meselesini işledik ve önemli de bir gündemdi. İşte bir televizyon dizisinden hareketle bir anda herkes Şehzade Mustafa'nın katlini konuşur hale gelmişti. Biz daha önceden de işlemiştik ama geçtiğimiz hafta burada siz tarihi delillerle birlikte ve özellikle Mehmet Emin Bey de işin dini boyutunu ortaya koymuştu. Ve bu haftaya da olayı bırakmıştık, sarkıtmıştık aslında. Gerçi Mehmet Emin Bey sanıyorum o konuya değinecek ama şimdi Türkiye'de siyaset, gündem çok ateşli, çok sıcak bugünlerde. Özellikle bugünkü gelişmeler gerçekten çok sıcak. Şu an herkesin konuştuğu konular belli, yazdığı konular belli, televizyonda tartıştığı konular belli. Şimdi biz günceli konuşalım ama tarihle bağlantısını da kurarak konuşalım istiyorum. Siz burada geçmişte özellikle Nakşibendiye ekolünün İslam coğrafyasındaki tehlikeli faaliyetlerini isim isim, belge belge ortaya koydunuz. Hemen hemen her hafta bilgileri de güncelleyerek bunu yaptınız. Şimdi ve şu bağlantıyı da hep kurdunuz. Bu olay tarihin bir yerinde kesilip kalmadı. Bu bir süreç olarak devam etti ve günümüzü de şekillendirdi. Şimdi güncel meseleleri de işin içerisine koyarak bugünkü siyasi manzaranın, ülke manzarasının geçmişle bağlantısını kurduğumuzda nasıl bir değerlendirme yapacağız? Buyurun, önce sizle başlayalım. Tabii şimdi bu sorudan hani şöyle bir başlangıç yapmamız veya şunu hatırlamamız gerektiği sonucunda çıkarmış oluyoruz. Bugün Türkiye maalesef bazı ses kayıtlarını konuşuyor ve bunun yani gerçekten hangi siyasi görüşten olursa olsun bir vatandaş olarak dinlediğinizde, tarafsız bir vatandaş olarak bile dinlediğinizde ülkeniz adına, milletiniz adına ve tarihiniz adına çok üzücü bir manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve hani tarafların, ortada iki taraf var. Hani bir taraf her ne kadar siyasi parti olmasa da iki taraf var ve iki taraf her gün artık insanlar acaba bugün birbirlerinin hangi, çok affedersiniz, pisliklerini ifşa edecekler şeklinde bir beklenti de oluşmuş. Dizi filme dönüştü. Hani yani aynen, yeni bölümde ne olacak? Ve burada hani şu yanılsamayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Algı yöneticiliği yapılarak ikisinin aslında farklı taraflarda olduğu ve birbirinin, özellikle Başbakan Erdoğan'ın haşhaşi benzetmesiyle birlikte olayın birbirine rakip iki dünya görüşünün bir kavgası, çatışması gibi gösterme eğilimi var ki bunun yanlış olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bizim programımızın konsepti gereği biz daha çok işin dini tarihi boyutuyla da değerlendiriyoruz ki tam da aslında böyle bir şey ifade etmeye çalıştım. Bugün hani rakip olarak birbirlerinin en mahrem ve kirli çamaşırlarını diyelim ortaya fahş eden iki yapıda aslında tek bir menbaadan geliyor ve o menbaadan ifade ettiğimiz aylardan bu yana anlatmaya çalıştığımız o yapı. Arkasında İngiltere'nin olduğu, İngiltere'nin hani kurduğu da rahatlıkla diyebiliriz. O yapı maalesef var. Ve bu yapının hani bir fotoğrafın bir karesini dondurduğunuzda, filmin bir karesini dondurduğunuzda
ortadaki aktörlerin tamamı bize orayı işaret ediyor. Şimdi bu cümleyi neden ifade ettiğimi de şöyle açmak istiyorum. Tabii Başbakan Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen gerçekten o paralar vesaire onlara girmiyorum. Ama ben hani çokça ismi geçen ve Başbakan Erdoğan'ın da o yayınlanan kasetlerinde, ses kayıtlarında hani abi diye birbirine hitap edecek kadar da yakın oldukları Latif Topbaş'ın bu iddialar üzerine yaptığı bir açıklama vardı. Yazılı açıklama yaptı. Oradaki bir cümle benim çok dikkatimi çekti ama nedense medyada ben hiç yer bulduğunu görmedim. Orada direkt olarak zaman grubuna atfen şöyle diyor. Özellikle aslında sosyal kimliğimle ilgili bilgi sahibi olduğunu düşündüğüm zaman grubunun şahsımla ilgili 1,5 aydır devam eden yaklaşımını anlamakta güçlük çektiğimi belirtmek isterim diyor. Mustafa Latif Topbaş. O kısmı bir daha tekrar edeyim Okan Bey. Sosyal kimliğimle ilgili bilgi sahibi olduğunu düşündüğüm zaman grubu diyor. Şimdi burada hani biz neyi kastetmeye çalıştığını kendimize ifade edelim. Bir yanlışımız ve eksiğimiz varsa kendisi telefonla da bağlanabilir veya farklı bir zamanda ifade ederse de aktarmış olalım buradan. Latif Topbaş Bey'in ifade ettiği sosyal kimliği bir Nakşi grubunun önderi olmasıdır. Ve bunun da Zaman Gazetesi, Zaman Grubu, yani Fethullah Gülen ve ekibi tarafından çok iyi bilindiğini ve bilinmesine karşın neden saldırıldığını anlamadığını ifade ediyor. Şimdi biz tam da o kendi kastettiği, hatırlanmasını istediği Nakşi yönüyle ilgili biraz da konuşmamız gerekiyor. Aynı şekilde bakın bir diğer isim, çokça ismi geçiyor ve hani insanların artık sosyal medyada fazlasıyla, ziyadesiyle dalga geçtiği bir isim haline, isim derken hani kullanılan tabir, başbakanın kullandığı Alo Fatih tabiri itibariyle söylüyorum. Yoksa kişinin şahsıyla ilgili bir kastım kesinlikle yok, olamaz. Ama Fatih Saraç isminden bahsediyorum. O isim de çokça geçiyor. Ve o ismin babasının da hani baktığınızda bir Nakşi hocası olduğunu görüyorsunuz. Ve aslında bakın biz geçtiğimiz aylarda yaptığım programlarda ifade ettiğimiz Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'den, yani Nakşi Şeyh Küçük Hüseyin Efendi ve Yahudi Üzeyir Gari ve onun babasının bağlantılarından hareketli bir geçmiş turuna çıkmıştık hatırlarsanız. Evet. Oradan Türkiye'nin en önemli diyebileceğimiz ailelerinin nasıl bir ilişki içinde olduğunu, akrabalık ilişkileri vesaire, bunları görünce insanımız gerçekten ciddi soru işaretleri karşı karşıya kalmıştı. Şimdi hani bunu ifade ediyorum ama dedik ya filmin bir karesini dondurduğunuzda önünüze çıkan isimler işte Saraç ailesi, Topbaş ailesi, Zapsu ailesi diye dondurduğunuzda işte bir önceki programlarda ifade ettiğimiz Mardin ailesi, Gari ailesi, Zapsu ailesi, Bedirhanlı aşireti, Erbil'i aşireti diye hepsinin aslında aynı potada birleştiğini, birbirlerinden kız alıp verdiklerini ve hani günümüze geldiğimizde işte bir market grubu diyelim. Bir bakıyorsunuz Amerika'daki en ünlü Yahudi firmasından tutun da işte Suudi Arabistan'da Amerika'nın El-Kaide teröristler listesine aldığı Yasin El-Kadılar'a varıncaya kadar işte Topbaşlar, Saraçlar hepsi aynı şirketin ortakları oluveriyorlar. Yani hiç kimse kusura bakmasın ama bütün bunların tesadüf olduğuna hiç kimse bizi inandıramaz. Bakın Saraç ailesinden bir örnek vereyim. 50'li yıllarda Mısır'a gönderiliyor eğitim için. Ve orada bakın şeyhleri Ali Haydar Efendi birisine selam götürmelerini istiyor. Ve o götürdükleri selam sayesinde orada krallar gibi karşılanıp ciddi şekilde ağırlanıyorlar. Bu isim kim biliyor musunuz? Hep konuşuyoruz. Bakın yine tarihten bir bağlantıyı bulduk. Bu isim
İngiliz Muhipleri Cemiyeti kurucusu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının baş düşmanı, Papaz Frevle, İngiliz ajanı Said Molla ile birlikte milli mücadelenin en büyük düşmanı olan dönemin Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi. Ve 150'likler listesinde, yani 150'lik vatan haini listesinde yer alan isim. Ona selam götürüyor. Yani Saraç ailesiyle vatan haini listesinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal ve arkadaşlarına etmediğini bırakmayan, İngilizlerin emrinden de bir an bile olsun çıkmayan Mustafa Sabri Efendi'ne orada buluşuyorlar. Böyle bir ilişkileri var. Yani nedense bütün bu saydığımız isimlerin belki de en temel ortak özelliği ciddi bir Atatürk düşmanı ve Kurtuluş Savaşı düşmanı olmaları olduklarını rahatlıkla ifade edebiliriz. Peki geliyorsunuz Cüneyt Zapsu, yine aynı şirketin içinde yer alan Cüneyt Zapsu'nun özelliği nedir diye baktığınızda, ben annesine, annesinin ilişkilerine, kayınpederlerine, dünürle oralara girmiyorum. Girdiğimiz zaman gerçekten 10 tane program yetmez. Ama demin ifade ettiğim gibi oraya girdiğinizde bütün ilişkilerin aslında o bir yapıdan, yani Latif Topbaş'ın ifadesi de söyleyelim, o sosyal kimlik, o sosyal statüyle çakıştığını görüyorsunuz. Ama Cüneyt Zapsu'nun en önemli özelliği Bedirhanlı aşiretinden olması. Peki Bedirhanlı aşireti kim? Halid-i Bağdadi'nin Doğu ve Güneydoğu'daki en büyük temsilcilerinden bir tanesi. Ve bu aşiret 19. yüzyılda Osmanlı'ya kök söktürüyor. Ciddi isyan, bağımsızlık ilanları vesaire. Ve çok uzun konu ama şunu hatırlatayım. En son Osmanlı ile anlaşması noktasına geldiği yer neresi biliyor musunuz? Musul'daki İngiliz elçiliği. Oradan yürütüyor bütün o barış diyelim, barış görüşmeleri. Burada da bağlantının ve menbaın kim olduğunu görmek bakımından söylüyorum. Bunlar yadırganacak işler mi derseniz, nasıl ki bugün Türkiye'de konuştuğumuz en önemli meselenin mimarı Amerika'dan bu işi yönetiyorsa, o gün içinde bu işlerde hani Türkiye'yi, Osmanlı'yı karıştıran iradeleri yönetenler İngiltere toprağı diyebileceğimiz büyükelçilik binalarında veya İngilizlerin toprağı olan Hindistan'da, Hindistan'dan bu süreçleri yönetiyorlardı. Yani işin içine girdiğinizde bir de başka bir isim daha var önemli. Onun da günümüzde bağlantısı çok mühim. Yasin Erkadı, yani Başbakan Erdoğan'ın bizim Yasin dediği, aile dostum dediği kişinin de yani bu süreçte El-Kaide ile olan bağlantıları ve özellikle Amerika'daki ilişkileri ve o ilişkilerin Türkiye'ye taşınması, daha da önemlisi bugün belki de Türkiye'nin Suriye politikasında neden bu kadar ısrarlı olduğunu, bazı hani illegal grupların desteklenmesi noktasında hükümetin anlam veremediğimiz ısrarında belki perde arkasını aralamak anlamında önemli bir ipucudur diye düşünüyorum. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Bakın bugün artık insanlar hani doğruluğunu bilmiyoruz. Ama yani genel kanaat doğru olduğu yönünde, ki zaten Başbakan Erdoğan da ses bana ait değil demedi. Yani montaj olduğunu ifade etti. Yani şu anda bunlar ispatlanana kadar iddia düzeyindedir. Ancak beni gören birçok kişinin verdiği tepki şu. Yani ortada hani götürülen milyonlarca dolardan, eurodan bahsediliyor. Ama konuşmanın her tarafında Allah'ın ismi veriliyor. Selamlar, şunlar bunlar. Yani burada neyi ifade etmek için söylüyorum? Hani İslam'ın kullanılarak insanımızın bazı duygularının istismar edilmesi ve bunun sistematik bir şekilde bazı gruplar, partiler tarafından kullanılıyor olması geçmişten gelen o geleneğin maalesef ürünüdür diye ifade etmek gerekiyor. Ve bakın önemli bir husus da şu Okan Bey. Halid Bağdadi'yi biz programlarımızda hep anlattık. Halid Bağdadi
Hindistan'dan geldiğinde bakın beş parasız olarak gidip gelen o Halid Bağdadi geldiğinde Irak'taki medresesini satın alıyor. Yani o günün şartlarında bir medreseyi satın almak öyle sıradan bir hadise değil. Evet. Yani biz ne dedik? İngilizlerin kurduğu mezhep ve tarikat dedik. Ama bu ikisinin de temel özelliği para her zaman için bir güç olarak kullanılmış ve para hiç eksik olmamış. Çünkü sıkıntıları yok İngiltere'de. Yok. Zaten bunu bakın bugün milyon dolar ve milyon ve milyar euroları, dolarları konuşuyorsak o gün içinde aynı miktarda o günün para birimlerini konuşmamız gerekiyor. Yani bu yapının ve Halid Bağdadi'nin özellikle Hindistan'daki şeyhinden icazet alırken dünyayı istiyorum ifadesinin ki bütün nakşi kaynaklarda var. Yani bir güç elde etme isteği, devleti, bürokrasiyi yönetme arzu ve isteğini de zaten kendi eserlerinde ve tüm nakşi kaynaklarda görebiliyorsunuz. Daha da önemli hani gündemle ilgili olduğu için biraz da bunları konuşuyor olacağız. Bakın bizim anlattığımız en önemli kırılma noktalarından bir tanesi de 2. Mahmut döneminde yani özellikle Halid Bağdadi'nin en büyük operasyonu olarak ifade etmiştik. Bektaşi tekkelerinin kaldırılması ve o günün hani ordusunun nasıl bugünkü orduya bir kumpas kurulduğu ifade ediliyorsa o dönemde de orduya bir kumpas kuruldu ama ortada ordu diye bir şey bırakılmadı. Yeniçeri Ocağı tamamen toptan yakıldı, yıkıldı, yok edildi. Hatta on binlercesi de katledildi. Ve eş zamanlı olarak Bektaş tekkelere kapatıldı. Ve orada tüm Bektaş, yıkılmayan Bektaş tekkelerine nakşi şehirler atanmıştı. Şimdi bakın orada en kritik, en önemli Bektaş-ı merkezi durumunda olan Hacı Bektaş Veli türbesi, tekkesi diyelim. Oraya da nakşi şeyhler atanıyor. Ve bu hani şeye kadar da devam ediyor. Tekke zalimlerin kapatılmasına kadar da devam ediyor. Orada 19. yüzyılın son çeyreğinde atanan Yahya Efendi var. Nakşi Yahya Efendi. Bu atanıyor ve inanılmaz yolsuzluk dosyaları, yolsuzluk şikayetleri, telgrafları, mektupları İstanbul'a yağıyor. Ve Osmanlı bunun üzerine oraya Sırrı Paşa'yı gönderiyor. Olayı tetkik etmesi, araştırması için. Çok uzun olduğu için aktarmayacağım ama orada Sırrı Paşa'nın layihası var. Ve orada o Yahya Efendi'nin, Nakşi Yahya Efendi'nin aslında birçok şeyi kabul ettiğini, ya işte şöyle bir gerekçe var. Tamam ben maaşımın dışında buradaki gelirlerden aldım ama işte bunları ben tekke için kullandım ama bunları ifade edemiyorum, ispatlayamıyorum. Defter tutmadık vesaire. Ki o dönemde Hacı Bektaş Veli tekkesinin ciddi bir geliri var. Tarım, hayvancılık ve oraya yapılan bağışlar diyelim. Bunlarla ilgili ciddi bir yolsuzluk tespiti var. Ki bakın bu tespiti nereden anlıyoruz? Sırrı Paşa layihasında karar niteliğinde bir talimatname çıkıyor. Orada bütün harcamaların artık Yahya Efendi'den alınıp bir komisyona havale edilmesi konuşuluyor. Bu bile Yahya Efendi'nin orada yaptığı yolsuzluğa delalettir. Daha da önemli bir şey söyleyeyim. Bakın yani bir rant kapısı olarak görüldüğü için Hacı Bektaş Veli Tekkesi ve Hacı Bektaş Veli Tekkesi gibi kritik noktadaki tekkelere atanmak için nakşi şeyhler İstanbul'da adeta lobi yapıyorlar. Oraya nasıl atanırız diye. Şimdi biz burada bir kokuşmuşluğu İslam'ın hani gerçek temsilci olmayı bir tarafa bırakın İslam'ı kullanarak yapılan kirli işleri anlatıyoruz. Ve birçok örnek verdik. Yani konuyu fazlasıyla açabiliriz ama şu an ortada dolaşan isimlerin tamamının da bir tırnak içinde dini kimliği olduğunu, Latif Topbaş'ın ifadesi bir sosyal kimliği olduğunu görüyoruz. Ve hani zaman grubunun yapmadığını Latif Bey'in de rica ettiği şeyi biz yapmış oluyoruz. Latif Bey'in o sosyal kimliğini hatırlatıp bu sosyal kimlik de yapılan işlerin bir kere bakın şimdi hani o Latif Topbaş'la ilgili yayınlanan ses kasetlerinin tamamında konuşulan şeyler ihale,
villa, sit alanı, doğru mu? Evet. İmar kanunu, şehircilik bakanı vesaire. Ya siz hani bu işlere girmişsiniz. Türkiye'nin en çok vergi verenler listesinde ilk yüzlerdesiniz. Servetinizde gözümüz yok ama servetinize diyecek yok. Almış başını yürümüş. Böyle bir şeyde hani kalkıp da bu sosyal kimliğinizi, nakşi kimliğinizi dayatmanızın sebebi nedir? Siz demeseniz biz kalkıp da şu an sizi bu noktadan eleştirecek halimiz yoktu. Ama siz ısrarla o kimliğinizle beraber o kimliğin ön planda durup ama arkadan yaptıklarınızın görülmemesini istiyorsunuz. Bir yönüyle yani İslam'ı kullanmış oluyorsunuz. Ve bunun biz tarihten gelen bir gelenek olduğunu, bu yapının, bu kadronun maalesef bürokraside ve kritik noktalardaki rant diyebileceğimiz kapılarda bu işleri hep yaptıklarını, işte imha edilmemişse tarihen bunun belgelerinin de olduğunu, bununla ilgili çok örnek verebileceğimizi ifade ediyoruz. Burada hani milletimizin, hani son cümlem de bu olsun, milletimizin buradan çıkarması gereken husus da din veya İslam adı altında bu tip istismarların çok rahat yapılabildiğini ve bakın İsmet İnönü'nden bir örnek vereyim. Hani özellikle Demokrat Parti, çok parti hayata geçildikten hemen sonra ki Demokrat Parti demişken Demokrat Parti'nin kurucu kadrosunun da aynı gelenekten geldiğini ifade edelim. Yani bir İslam'ı kullanma, bana sorarsan istismar etme geleneği almış başını gidiyor. Ve İsmet İnönü'nün yakın ekibi diyor ki, Genel Başkanım, yani siz de hani Allah din, peygamber din bunları kullanmanız lazım. Tamam diyeceğim diyor. Konuşması bitiyor. Allah'a ısmarladık diyerek kapatıyor. Hani niye demedin ya diyor, işte Allah'a ısmarladık dedim diye. Şimdi burada aslında bir geleneğin İslam'ı nasıl politize ettiği, nasıl istismar ettiği ve bunun günümüze yansımalarını gördük. Burada tabii biz ne kadar anlatsak da bunları ayırt etme ve bunların bir had bildirmek varsa bu dünyada hadlerini bildirecek yegane iradenin de en azından sandıkta milletimizde olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Bunun ötesindeki hesap zaten görülecektir. Bu hesabı hiç kimsenin bilme şansı yok. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz kısa bir reklam aramız var. Daha sonra İbrahim Bey ile devam edeceğiz. Değerli dostlar, İrfan Vakti reklamlardan sonra devam edecek. Evet, kısa bir aradan sonra İrfan Vakti'ne devam ediyoruz. İbrahim Berk ile devam edelim. Şimdi ilk bölümde Emre Polat şu an gündemi işgal eden konunun arka planı, tarihi arka planına da gitti. Böyle bir bağlantı kurdu. Şimdi sizin bir hukukçu kimliğiniz var, bir de gazeteci bir kimliğiniz var. Evet. Ben istiyorum ki bu iki kimliğinizden, iki kimliğinizle baktığınızda bu gündemi işgal eden ve bizi de gerçekten ülke olarak, millet olarak da çok derinden rahatsız eden bu konularla ilgili neler söyleyeceksiniz siz? Evet. Şimdi aslında Emre'nin açtığı yerden biraz devam etmek istiyorum. Gerçekten bu telefon dinlemeleri, yolsuzluk, iktidarın menfaati alet edilmesi, burada kurulan çark, yani bütün bunlar aslında o diyalogların içinde taraf olan Latif Topbaş'ın o şifrelerinde gizli. Yani sosyal kimliğimin çok iyi bilen hani gibi. Ve burada aslında aynı tavanın balığıyız diyor. Yani biz hani aynı tavadan besleniyoruz. Aynı kültürle besleniyoruz. Hani bunu bildiğin halde niye örtmüyorsun? Hani burada enteresan bir mantık var. Enteresan bir ahlak işliyor. Yani bunun İslam kültürüyle, İslam ölçüleriyle, İslam medeniyetiyle uzaktan yakından alakası yok. Yani biz niye hani Nakşiliği işte anlatıyoruz? İslam'ın hani doğru yolun sapık kolları. O Necip Fazıl'ın klasik
hani tanımlamasıyla, hani o sapık kollar ölçüleri dejenere ettiği için, hani insanların iman ölçülerini çaldığı için bu adi vakalar, çalıp çırpmalar, siyasi rüşvet, yolsuzluk, bunları yaşıyoruz. Biraz daha derine hani inecek olursak, bunun hani tarih sosyolojisi ile biraz geriye, geçmişe bağlamak lazım. İslam dünyasının temel problemi bu, işte Peygamber Efendimiz'in soyunu, Hazreti Ali Efendimiz'i, onun işte çocuklarını, Ehl-i Beyt'i yok etmek isteyen, aslında İslam'ın temsilcilerini yok etmek isteyen anlayış iki hastalıkla mağluldü. Hani Emevi çizgisi. Neydi o? Bir, İslam öncesi kabile, etnik ırkçılık, tabiri caizse etnik kimlik. Hani toplumu birleştiren, buluşturan, yeniden millet yapan İslam'ı, İslam'dan, o şemsiyeden rahatsız olup eski aidiyetlerine dönüp, o kabile anlayışına sırtını yaslayıp, oradan güç devşirip iktidara talip olmak. Bu birinci hastalığı. İkinci hastalıksa hep işte Hazreti Ömer Muaviye'yi hesaba çektiği zaman, bu ne alayış, bu ne gösteriş valiyken, ya bizim orada Bizans şeyleri, Kisralar şeyleri hep böyledir. Hani sultanları böyledir. Onlara karşı benim de öyle görünmem lazım. Yani her yanlışına böyle, aslında bu dış etki, dış kültürlenme, dışarıdan etkilenme. Bizans'ın tortuları daha Hazreti Ali Efendimiz'in hilafeti döneminde, özellikle Muaviye'nin başını çektiği bu anlayış, bir dışarıdan etkilenerek, iki kabile kültürü ve intikamıyla beslenerek bir iktidar oluşturdu. Buna saltanat iktidarı diyoruz. Dolayısıyla bu haktan sapmanın hani iki ana şeyi oldu. Kültürel tabanı ve temeli oldu. İkinci nokta, şimdi haktan kopunca bir anlayış, bir iktidar, bir zihniyet halktan da kopuyor. Yani bir Hazreti Ali Efendimiz'in hilafeti dönemindeki adalet üzerine titremesini, hukuk üzerine titremesini, değil mi? Kendisine suikast yapacak, bunu bile bile uyarıyorlar. Diyorlar ki efendim, bu İbn-i Mülcem yani size suikast tasarlıyor. Diyor ki hayır. Yani fiili işlemedi. Fiili işlemedi. Ben burada müthiş bir hukuk dersi, müthiş bir adalet dersi var. Ama şimdi öyle değil. Kardeşi Akil'i. Evet. Aynen. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Yani iktidar aleyhine işte konuşulabilir, yazılabilir, çizilebilir. Bunun için işte bir kurumun başındaki adam düğmeye basacak, olayı durduracak. Yani böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış. İşte o şeyden besleniyor, kültürden besleniyor. Ve geliyoruz daha sonra nakşilik dediğimiz bir toplumsal hani hastalık. Bir ucu Hint kültürüne, bir ucu İngiliz kültürüne dayanarak, İslam'ın içinde kendini konumlandırarak, göstererek bir sosyal, sosyolojik, dini bir tabana oturuyor. Ve ondan sonra bunun değişik açılımları, görünüş biçimleri, uzantıları var. İşte Nurculuk, Vehhabilik, Yahudilerle olan bağ. Bakıyorsunuz adam Nakşişehir diyorsunuz. Sülalesine bakıyorsunuz, damadı Yahudi, gelini işte azınlıktan falan, böyle bir yapı, böyle bir anlayış. Bir bakıyorsunuz bir yandan tasavvuf diyor, işte Yasin el-Kadı, El-Kaide, Vehhabi çizgisi, işte Emin Saraç, işte klasik medrese alimi, işte Nakşi şeyhinin işte devamı diye görüyorsun. Alo Fatih, onun oğlu. Bütün Türkiye'de ne kadar Vehhabi yayın varsa geçmişte, onların sponsorluğunu yapmış, yayın ev, yayıncılığını yapmış. Sonra da gelmiş bir televizyon kanalında emanetçi olarak, Alo Fatih olarak konumlanmış. Bütün bu yapılanma, bütün bu bağ, hani
bir elbiseyi çıkarttığınız zaman, ikinci elbiseyi çıkarttığınız zaman nihai elbise nakşilik oluyor. Ha şimdi bu yapı saltanat zihniyetini, hiçbir zaman İslam'ın adalet zihniyetini, hukuk zihniyetini benimseyemediği için dar bir iktidar çevresi oluşturma, zenginliği halka, halktan esirgeme, halkın hakkını, hani toplumun, vatandaşın hakkını ikinci plana, üçüncü plana iterek tamamen saray ve çevresi, hani bir saltanat anlayışı ve hani haktan, hak ölçülerinden kopunca da işte o geçen hafta tartıştığımız, hani kardeş katline bile yol verebilecek bir Bizantinist tutum. Yani Bizans'ın din anlayışı. Yani dinin emrinde, dinin hizmetinde bir devlet adamı değil, dinin hizmetinde bir devlet değil, devletin hizmetinde, devlet adamının o günkü statüsünü koruyan, kollayan, onun tabiri caizse ayıplarını örten, onun otoritesini güçlendiren, onun yolsuzluğunun üstünü dini bir elbiseyle, işte sosyal statüyle ölçen, örten bir anlayışı din diye hani lanse etmek. Oysa hani Peygamber Efendimiz, kızım Fatıma olsa ilk onun elini keserdim. Hani ölçüsü İslam'ın ölçüsüdür ama bakıyorsunuz adam diyor ki benim yolsuzluğumu nasıl sen açıklarsın? Hani biz aynı sosyal kimliğe sahip değil miyiz? Hani o kimliğe sahip olmak her yanlışı, her günahı, her cinayeti, her hırsızlığı, her yolsuzluğu yapma hakkını sanki veriyormuş gibi. Bu anlayış Bizans anlayışıdır. Bu anlayış İslam anlayışı değildir. Gerçek İslam anlayışı değildir. Onun için Ehl-i Beyt'in hak anlayışına, Ehl-i Beyt imamlarının adalet anlayışına, Ehl-i Beyt'in ahlak anlayışına susamış bir yapıyı, bir toplumu bugün görüyoruz. Bu anlayışın dışında yani bir Ebu Zer ahlakı, hani Ehl-i Beyt'in çizgisini yaşatmak için gerekirse iktidara kafa tutacak, saltanata kafa tutacak Ammar bin Yasir ahlakı. Yani bugün bizim susadığımız, özlediğimiz, hani Müslüman Türk toplumu olarak beklediğimiz anlayış bu. Yani bir Veysel Karani ahlakı. Yani hak için kilometreler ötesinde hak adına verilen bir mücadelenin arkasından koşup canı feda etme, mücadele yürütme anlayışı. Bu anlayış olmadığı için her yanlışa evet diyen, hani bu benim partim, bu benim iktidarım, bu benim başbakanım, bu benim bakanım, bu bizim aynı kimlikteniz, aynı etlik kimlikteniz, aynı şeydeniz, mezhepteniz, aynı meşrepteniz anlayışıyla yanlışları meşrulaştırma zihniyeti bugün bir din haline maalesef bu yapı tarafından, nakşilik anlayışı tarafından getirilmiştir. Ben de aynı şekilde bu noktanın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Adem Bey, sizle devam edelim. Şimdi belki şu an konuştuğumuz konulardan farklı gibi gözükecek ama belki siz mevzunun geldiği bir noktada belki güncel ve konuştuğumuz konuyla ilgili bağlantıyı da belki kuracaksınız, onu bilmiyorum ama geçtiğimiz hafta konuştuğumuz o siyaseten katil meselesi ne siz açıklık getirmiştiniz ve bu haftaya da devam edeceğinizi söylemiştiniz. İşin ben birkaç cümle şunu de ekleyerek size söz vereyim. O geçen hafta bizim program yaptıktan sonra bazı televizyon programlarına ben şöyle bir bakma imkanı buldum. Bu konu siyaseten katil meselesini önemli işte yani titri sahibi insanların, tarihçilerin bu konu üzerinde yaptığı bazı konuşmalara böyle denk geldim. Kimse şunu böyle ağzı dolu dolu söyleyemedi. Yani bu bir katilliktir. Efendim cana kıymaktır. Bunun karşılığı şudur diyemedi. Tabiri caizse yapılan faaliyetin izahını yapmaya çalıştılar. İşte devletin idaresi kolay değildir. Ne yapılacaktı yani? Şu kadar insan öleceğine bir insana fedası devletin
idamesi için gerekir. Bu az bir fedakarlık değildir falan filan. Yani böyle bir sürü yorum yapıldı ama kimse en azından benim rastladıklarımda ısrarla böyle bu kim yaparsa yapsın, hangi sebeple yaparsa yapsın bu bir cinayettir diyemedi. Ama siz geçtiğimiz programda bunu söylemiştiniz. Şimdi dilerseniz Hanefi fıkhında bu siyaseten katil meselesinin yerini biz sizden öğrenmiş olalım. Hem de siyasetin katline belki bağlarsınız bugünkü gündemle. Buyurun. Evet. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Şimdi İbrahim Bey'in bıraktığı yerden ben devam etmek istiyorum. Aslında siyaseten katil ile yolsuzluk, yetim malı yemek arasında Cenab-ı Hakk'ın katında çok ciddi bir bağ var tabii. Aynı kategoride. Evet. Hadis-i şeriflerde Yüce Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz toplumu helak eden 7 büyük günah olarak beyan ediyor. Ki اِجْتَنِبُوا سَبَعَ الْمُوبِقَاتِ El-mubikat demek bir cemiyete sirayet ettiğinde bütün bir cemiyeti veba gibi yok eden ve helake sürükleyen mikrop, maraz olarak hadis-i şarihleri beyan eder. Bunlardan birisi eşirkü billah, Allah'a şirk koşmak. Şimdi Allah'a şirk koşmayı biz işte sadece baba, oğul, ruhul kudüs Hristiyanlıktaki akide olarak algılarız. Aslında Allah'a şirk koşmanın o testisin ötesinde Peygamber Efendimiz'in ikaz ettiği bir konuyu burada anlatmıştık hatırlarsanız. Allah'ın hüküm beyan ettiği, Resulünün hüküm beyan ettiği bir konuda insanların kendi akıllarına göre hüküm ihdas etmeleri. Ki اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'ı terk ettiler, papazlarını ve hahamlarını Rabler edindiler. Şimdi Yüce Allah Kur'an-ı Mübin'inde öldürmeyi, Müslüman'ın katlini haram kılmış ve katledeni ebedi cehennemlik olarak, mel'un olarak beyan buyurmuş. Bu bir. Yüce Allah Kur'an-ı Mübin'inde yetim malı yemeyi haram kılmış ve yetim malı yiyenin ateş yediğini, ayetteki ifadesi aynen böyle. Onlar kızgın ateşi midelerine doldururlar ifadesi vardır. Yine faiz yemeyi, faizcilik yapmayı Yüce Allah şeytan çarpmış gibi çarpılacak bir hal olarak beyan ediyor. Şimdi bu tabloları ortaya koyduğumuz zaman bu kadar ikaz edilmiş hükümler ortada iken eğer birileri çıkar işte din adına evliya kılığında cübbesi, sakalı, kostümü yerinde Müslümanın katledilmesinde cevaz veriyor, fetva veriyor. Sormuşlar efendim bu eski padişahların bir tanesinin katliamı ile ilgili. Efendim onun tipi diyor, sakalları, sarıkları yerinde hepsi diyor ulemadan fetva almışlar. Bunlar diyor caizdir. Şimdi Irak'ta, Suriye'de, İslam coğrafyasında Amerika'nın Haçlı'nın safında Müslümanların katledilmesine fetva veren kafa. Yani bu hiçbir şey değil. Bu, tabii. Hiçbir şey değil. Ya buna cevaz vermez ki, vermez mi? Bunların ilimden nasipleri yok, imandan nasipleri yok. Niye? Yüce Allah'ın ebedi cehennemlik diye beyan ettiği daha ne desin Cenab-ı Hak? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ Daha ne desin? Kim bir mümini taammüden, kasten öldürürse onun karşılığı, onun cezası ebedi olmak üzere ateştir, cehennemdir. Allah ona gazap eder. Allah onu lanetlemiş ve çok elim bir azap hazırlamıştırdan daha ağır bir ifade olabilir mi? Şimdi böyle bir beyan ortadayken ulema bir araya gelmiş. Ne uleması ya?
Allah'ın konuştuğu yerde ulemaya söz hakkı yok ki. Müştehide söz hakkı yok ki. Sen mezhep imamı olsan ne olur? Ki bütün bu tasarruflar hepsi batıl. Geçmişte siyaseten katle cevaz verenler nasıl ulema taslakları idiyseler, bugün de bakıyorsunuz köşe başlarından efendim yolsuzluklara, yetim malı, millet malı, milletin hakkı ki hadis-i şerifteki beyanı gululdur. Milletin malını yemeye fetva veriyor. Efendim nasıl bir fetva? Eğer böyle bir ihaleden, ihaleyi veren belediye veya devlet dairesi kendisine değil de bir başka hayır kurumuna gelir, bağışa havale ederse bu caiz midir, değil midir? Karaman Efendi bu fetvayı köşesinden yayıyor. Ben efendim rüşvete fetva vermedim. Şimdi ben sana soruyorum buradan canlı yayın, lütfen bağlan. Bir mümin, bir Müslüman, bırak bir Müslümanı, bir gayrimüslimle bir akit imzaladığı zaman, bir akit imzalıyor. Memur olacaksınız veya işçisiniz. Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben sizin bu iş yerinizde çalışacağım. O iş yerinin sahibi de gayrimüslim. Ben sizin malınızı, buradaki efendim işlerinizi kotaracağım, toparlayacağım ve herhangi bir şekilde hainlik yapmayacağım. Bunun altına imza attı. Altına imza atılmış böylesi bir taahhüt söz konusu iken bir Müslüman, canım evet imza attık ama bu gayrimüslim çarpalım gidelim diyebilir mi? Böyle bir gayrimüslim bile olsa bir zırnık alması ona haramdır. Ateştir. Başka? Anlaşma imzalamış veya şifahi olarak bir akit söz konusudur. Bu akitte herhangi bir şekilde değil efendim kendisine bir başka bilinmeyen hayır kurumu, hayır kurumuna bir insanın efendim sen buraya gönder paraları diye fetva vermesi veya oraya yönlendirme hakkı var mıdır? El cevap hakkı yoktur ve batıldır. Bu haramdır. O haramla inşa edilmiş cami varsa kılınmaz, namaz kılınmaz. Şimdi ekranlarda hoca efendiler canlı yayınlarda soru soruyorlar. Kadıncağız arıyor. Alo hocam ben işte eşimin cebinden bazen 100 lira 50 lira alıyorum da bununla işte sadaka verebilir miyim? Bu hırsızlık sayılır mı? Şimdi bunun üzerine binlerce dökümanı ortaya koyup milleti efendim eşinin cebinden 10 lira almış, buna yasak getiren, olmaz bu, izin alman lazım, sana müsaade etmesi lazım diyen o hocalar, hacılar, ilahiyatçılar, millet malı, devlet malı, yetimin hakkı, tüyü bitmemiş hakkına sıra gelince, efendim sen şu hayır kurumuna 100 bin, 200 bin havaleyi yap, caizdir fetvası veriyor. Böyle bir din yoktur. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ahir zamanla ilgili hadislerini bir baksınlar. Hani niye Mehmetçik Vakfı'na hediye edemiyorlar da bir başbakanın, bakanın yakınının kurduğu şahsi vakfa? Yani vakıf olma özelliği de yok. Vakıf değil. O çiftlik. Bir başka şey, şimdi bakınız, kim olursa olsun en küçük devlet memurundan en büyük devlet memuruna kadar 657 sayılı devlet memuru ve 5176 sayılı etik kanunu var. Bir insan devlet dairesinde resmi olarak adım attığı zaman, kaydını yaptığı zaman bu kuralları, bu kanunları kabul etmiş olur. Bu akde riayet edeceğim der. Vekilse mecliste yeminini yapar. Şimdi yeminin neresinde? Ey milletim, sen beni meclise getirdin ama ben herhangi bir ihale söz konusu olduğu zaman evet kendi akrabayı taallukatıma farklı yerlerden ama senin bu ihalelerden işte şu vakfa ben 100 bin, 200 bin havale yaptıracağım. Böyle bir müsaade kimseden aldılar mı? Hayır. O halde bu yapılanların tamamı yolsuzluktur, usulsüzlüktür,
hırsızlıktır, hululdür. Ve böylesi işlemlere imza atan kendisinde veya üzerinde herhangi bir iki dirhemlik bile olsa, bak iki dirhemlik bile olsa, heybesinde, çantasında, hanesinde iki dirhemlik millet malından, devlet malından, ganimetten iki dirhemlik bir meta bulunan insan şehit olsa şehit olmaz. Bakınız Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanında hizmetçisi Mit'am. Peygamber Efendimiz savaşla beraber gidiyorlar. Efendimizin atını, eğerini ayarlarken ayakta bir ok geliyor savaşın ortasında ve düşüp ölüyor, vefat ediyor. Şehit oldu ya Resulallah. Şehit oldu ya Resulallah. Bu Peygamber Efendimizin hizmetçisi. 3-4 tane örnek var. Kerkere bunlardan biri, Mit'am bunlardan biri. O ateştedir buyuruyor. Sahabe-i kiram şaşırıyor. Hatta şehitlerin namazlarını kılıyor, bunu bir tarafa koyun diyor. Ben bunun namazını kılmayacağım buyuruyor. Ya Resulallah, işte savaşta bu, seninle beraber, senin hizmetinde bu. Onun heybesine bakın bakalım der. Heybesinde düşmanların devesinden bakınız. Ganimet malı, düşmanların, yabancıların savaşa gelmiş, müşriklerin devesinin boynundan böyle düşmüş iki dirhemlik bir boncuk vardır. Peygamber Efendimiz'e git, bir boncuk ya Resulallah. Allah onun bütün şehadet rütbesini alır. Başka? Mahşer günü Peygamber Efendimiz'in şefaat etmeyeceği insandır bu. Mihraba çıkıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, minbere çıkıyor. 3 kere bu konuyu ikaz ediyor. Ey ümmetim, siz milletin malından, yetimin hakkından bir dirhemlik, bir zırnık ifadesi var. Hatta toplu iğne ifadesi var. Bir toplu iğneyi alırsanız mahşer günü benim huzuruma gelemezsiniz. Ben size şefaat etmeyeceğim. Ve diyeceğim ki siz bana yakaracaksınız. Böğre böğre getirileceksiniz oraya. Böğre böğre. Ya Resulallah bana şefaat et diye yakaracaksınız. Ben de size diyeceğim ki ben sizi dünya hayatında ikaz etmiştim. Bugün size şefaat yok diyeceğim. Ya böyle dehşetli bir tablo ortada iken nasıl bir ilim, nasıl bir akıl, nasıl bir okumuşluk, nasıl bir mürekkep yalamıştık, nasıl bir evliyalık, hocalık ki sen bu işlere temayül eden, ister kamu gücünde olsun, ister milletin başka bir yerinde vazife almışları buraya sürüklüyorsun. Efendimizin beyanı çok enteresan. Ahir zamanda ümmetimin gayreti, bütün gayreti, mideleri, dinleri para, kıbleleri de, akıl aldıkları kıbleleri de hanımları olacak. Bunu okusunlar. Gümüşhanevi'nin efendim eserinde var. Baksınlar, kendi eserleridir bu. Ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecek ki uleması, alimleri ölçüsüz istikametten çıkmış. Allah korkusu olmayan, takvasız. Tacirleri faize batmış. İbadet edenleri, abidleri riyakar. Ve bütün gayretleri, her şeyleri dünya olacaktır. Onlar abdü derahim, paranın kulları olacaktır. Mescitler çok mamur olacak. Mutantan, müzeyyen. Girdiğin zaman Allah Allah, yani öyle mutantan ki Kabe bile onun yanında şey kalacak. Sade. Sade. Basit. Öyle mescitler bu halde olacak. Ama içinde hidayet olmayacak. İçi mamur olmayacak. İçi mamur olmaması ne demek? Mescidin içerisinde
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidine inanmış, o teslimiyette müminlerin olmasıdır. Şimdi nereye geldik biz? Son 12 seneden bu tarafa, 95-97'den bu tarafa nereye geldik? Dinler arası diyalog furyasıyla biz Müslümana, hacısına, hocasına, müftüsüne kelime-i tevhid sadece la ilahe illallah değildir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Yani Muhammed Mustafa'ya iman etmeyi Müslümana bir kez daha öğretiyoruz. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman edenler, bir daha Allah'a iman edin. Resulüne iman edin. Ayetinin adeta tecellisi. Çünkü adam hoca kılığında, efendim hacı kılığında ortaya çıkıyor. Canım birinci kısım la ilahe illallah okudun muydu? Tamam. Muhammed Resulullah'a gerek yok deyip bunu dinler arası diyalog furyasıyla okul kitaplarına soktular, camilere soktular, vatandaşın kalbine soktular. Muhammed Resulullah'ın çıktığı yere iman kalmaz. O zaman o mescitler dolup taşsa orası mamur değil. Seyyeti alennâsi zamanun yusalli fil mescid elfu raculin ve ziyade la yekunu fihi mümin. Öyle bir zaman gelecek ki camiler dolup taşacak. Binerli binerli cemaatler halinde. İçinde bir mümin çıkmayacak buyuruyor. Bu nasıl dehşet ikaz Muhammed Mustafa Efendimiz'in. Niye? Bir insan Muhammed Mustafa'ya iman etmek dinin gereği, itikadın şartı değildir dediği zaman o Beytullah'ın yanında da olsa onun adı Ebu Cehil'dir, dinden çıkar. Bitti. Ha, bu mescitler de böyle perişan olacak. Hidayetten mahrum olacak. O dönemin alimleri, gök kubbenin altındaki ulema takımı. Şerrul halaik. Yaratılmışların en şerlileri. Eşerrul halaik. Mahlukatın en şerlileri olacaklar. Hatta fitne onlardan çıkacak, tekrar onlara dönecek. Sen şimdi katliama fetva verirsen, sen sana alim denmez, Muhammed Mustafa fitne der. Sen yolsuzluğa, yetim malı yemeye fetva verirsen, cevaz verirsen, yol verir, kılıf uydurursan, o zaman senin evliya da geçin, adın evliya diye de geçse, ulema da geçse, sen Muhammed Mustafa'nın dilinden yaratılmışların en şerli mahlukusun. Sen kendin de yoldan çıkarsın, toplumu da yoldan çıkartırsın, idareciyi de yoldan çıkartırsın. Ha, bu tablo, bakınız Emre Bey değindi. Sırrı Paşa layihasının kaçıncı maddesi? Ben hemen maddeyi açayım. Beşinci maddesi nedir biliyor musunuz? Bakınız. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Anadolu'yu İslam ile yoğuran, birliği dirliği yoğuran mana elinin dergahına Yahya Efendi'ye biri getiriliyor. Onunla ilgili çok enteresan bir şey var. Bakın şeriye sicili. Kırşehir Şer'iye Sicili numara 11. Bu Yahya Efendi'nin özelliği. Nakşi şeyhidir ve hiçbir hatmi hacegan yaptırmamıştır. Ders okutmamıştır. Vaaz ve nasihat etmemiştir. Ve hatta bir Rum çocuğuna sarkıntılık, tecavüz sebebiyle soruşturma açılmış, tahkikat açılmış ve mahkemeye düşmüştür. Böyle bir adamı Hacı Bektaş-ı Veli dergahına şeyh olarak tayin ediyorlar. Öyle bir varidat var ki bir başka şeyh yine bakınız ne diyor biliyor musunuz? Ebu Bekir Efendi bu tayinler yapılırken Nakşi şeyhi Ebu Bekir Efendi İstanbul'a yazı yazıyor. Diyor ki Hacı Bektaş Veli tekkesinin vakıf ve gelirleri ne kadardır? Ben oraya talip olacağım. Oranın geliri ne kadardır? Şimdi bu adamı sen evliya diye şeyin başına koyacaksın. Dergahın başına koyacaksın ve buradan hayır çıkacak. Bu anlayış nedir biliyor musunuz? Ehl-i Beyt'in anlayışı, İmam Ali'l-Muhteza'nın anlayışı, İslam'ı
gönül dünyasında, kendi hayatında Allah'a kul olarak yaşamak. Nerede olursa olsun. İslam'ı bir zevk halinde, ebedi bir hayatın yegane yolu, kazanma yolu olarak yaşamak. Bir de İslam'ı işte böyle ideolojik bir takım makamlara, kurumlara gelmek için vesile yapmak. Bu farklı anlayışlardır. Birinci ekol İmam Ali Keremallahu Vece Efendimiz ve ona bağlı tasavvuf meşreplerinin, Bektaşiliğin, Aleviliğin, Kadiriliğin, Mevleviliğin, o Yeseviliğin, o kulluk, güzel ahlak, imanla yaşamak. Bu ekol, Profesör Dr. Haydar Başbey hocamız bunu çok sık sık dikkat eder, altını çizer. Bir de İslam'ı işte İbrahim Bey'in değindiği gibi selefilik, nakşibendilik, nurculuk gibi ideolojik İslam. İslam'ın avukatlığını yapmak. İşte o avukatlığa yapıp, avukatlığa soyunup gönül dünyamıza İslam girmezse Müslüman'ın katline de cevaz verilir, hırsızlığa, yolsuzluğa cevaz verilir. İş başına geldiğinde de yetim malı, yoksul malı, millet malı helal olarak addedilir. Ve bu işleri yapanlar da hoca kılığında cevaz vermeye başlar. Bu ahir zamanın en büyük fitnesidir. Gelelim efendim siyaseten katil meselesine. Bakınız geçen hafta Emre Bey İmam Ali Keremallahu Veşey Efendimiz'den bir nakil aktardı. Mehmet Bey'in, Mehmet Akman'ın doktora tezinde Osmanlı'da kardeş katli. Maalesef yani doktora tezinde koymuş o bölümü ama daha sonraki kitaplarda herhalde baskı mı girmiş ne olmuş? O bölümü çıkartmış. Niye? Hazreti Ali Keremallahu Veşey Efendimiz'in böyle bir Müslümanın katledilmesi konusundaki tavrı o kadar net ki Osmanlı'nın bütün o tarihindeki katliamları bu batıldır hükmünü veriyor. Bitiriyor. Onun için hemen çıkarttırmışlar. Şimdi geçen haftaki programda kullandığımız Mehmet Akman ve gerçekten yaptığı hani iyi bir doktora tezi Osmanlı'da kardeş katli ile ilgili. Bu doktora tezinde hani aktarırken de İmam Ali ile ilgili verdiği İbrahim Bey'in de bir an ifade etti İbn-i Mülcem örneği aslında başlı başına bir cevap, başlı başına bir tez ve İslam'ın gerçek cevabı. Ve bakın o doktora tezinin tamamı noktasına dokunulmadan Eren Yayıncılık'tan kitap olarak çıkıyor. Biz program sonrasında bunu Mehmet Emin Bey'le beraber tespit ettik. Bir tek Hazreti Ali ile ilgili olan o örnek çıkıyor. Şimdi siz o örneği alıp çıkardığınız zaman bütün İslam'ın ruhunu almış olursunuz. Ki bu örnek de nedir biliyor musunuz? Arkadaşlarımız yani yayın evi doktora tezinde katletmiş olur. Arkadaşlarımız bunu çeksinler. Bu örnek nedir biliyor musunuz? Bu örnek de Hanefi fıkhının temel eserlerinden, furu fıkhının temel eserlerinden El Mebsut'un bir bölümüdür. Yani şimdi biz efendim Sünniyiz, biz Hanefiyiz, Ehli Sünnetiz diyenler açsınlar El Mebsut'un 10. cildi sayfa 124. Ben cümle cümle aktaracağım buradan. Niye aktaracağım? Çünkü bu konu basit bir mesele değil. Bir mümini öldürmek, bir insanı öldürmek فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ayet bu. Yani bu bir içtihat, bu bir ulemanın görüşü filan değil. Siz ne diyordunuz, niye bunu katlediyorsunuz? Masum çocuk, 2 yaşında çocuk. Hatta 3. Ahmet 19 tane kardeşini öldürdü. Kısa zaman sonra vefat etti. 3. Mehmet, oğlu 1. Ahmet. Genç yaşta henüz şeye geliyor. Babası vefat ettiğindeki 14-15 yaşlarında daha delikanlı. Babası vefat ediyor, cenazeye çağırıyorlar. Kılmamış değil mi? Cenaze. Şeyhülislam geliyor, sultanım diyor, cenaze işleri tamamlandı, musalla taşına geldi. Diyor iki elicin elini böyle avucunun arasına kalmış. O sabi olduğu dönem, tabii ondan sonra kendi katliamları da var. Ama o saflıkla. Saflıkla şunu söylüyor. Diyor ki 13 tane kardeşini ve bir tane benim kardeşimi, evladını
katletmiş olan bir insan babası da olsa onun cenaze namazını ben kılamam diyor. Ben kılmam diyor. Ve kılmıyor, namazına gitmiyor. Baksınlar canım Peçevi'nin tarihine, Uzun Çarşılı'ya baksınlar görsünler. Bu kadar önemli. Şimdi aleme nizamat vermek böylesi sabilerin, herhangi bir suçu olmayanların hayali vehmedilmiş bir suç isnadıyla katledilmesi kadar büyük bir cinayet olamaz. Bütün insanlığı katletmek gibidir. Hatta bir insan Allah'ın Kâbesini yıksa o insanı öldürmekten çok daha az, çok daha az vebal sahibi olur. Niye? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ki arkadan diyor beraber geziyoruz, tavaf ediyoruz, turluyoruz. Buyuruyor ki ya Beytallah, ey Allah'ın evi. Peygamber Efendimiz Kabe ile konuşuyor. Ma atyebeki ve atyebe rihaki. Sen ne güzelsin, raihan kokun ne güzel. Ma a'zameki ve a'zame hurmeteki. Sen ne yücesin, ne büyüksün. Senin Allah'ın katında kıymetin ne yüce. Fevellezî nefsî biyedi. Canım, ruhum, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki le hurmetul mu'mini a'zamu minki indallahi ammalihi ve demi. Canım, ruhum, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki bir müminin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen günaha batmış bile olsa bir müminin canı, malı, namusu vallahi ey Beytullah Allah'ın katında senden daha büyüktür, daha yücedir. Ha böyle bir varlığı sen kendi koltuğun için katledeceksin. Ve bu fetvayı da Allah'ın, Resulünün bütün ölçülerini bir tarafa koyarak sana birisi çiziktirecek. Hiçbir şey kurtarmaz. Bu Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduğu hükümlerin tamamını inkar etmektir. Bakınız, ben okuyayım şimdi bu Babul Havariç, Hariciler Babı. Serahsi'nin El Mebsudu, Cilt 10, Babul Havariç. Okuyorum ben bölümden. Bize ulaşan bir nakilde İmam Ali Kerremallahu Veçe Efendimiz Cuma hutbesindeyken haricilerden biri geliyor. Ondan önce babın girişinde Kesirul Hadrami bizzat kendisi naklediyor. Şöyle anlatıyor. Küfe mescidine Kinde yönündeki kapılardan birinden girdim. İçeriye girince 5 kişi İmam Ali hakkında çok ağır sözler söylüyor ve yemin ediyorlardı. Bunun üzerine o kapşonlu paltolu biri var. Şöyle diyordu. Allah'a yemin olsun ki onu ben öldüreceğim. İşte İbrahim Bey'in isimlendirdiği İbni Mülcem. Allah'a yemin olsun ki onu ben öldüreceğim diyerek o 5'i de o yemini yapıyorlardı. Onu yakaladım. O kapşonlu paltolu olanı yakaladım. Diğerleri dağıldılar. Adamı İmam Ali'nin huzuruna getirdim. Bu eser hangi eser? El Mebsut. İmam Serahsi'nin Hanefi fıkhının dev eseri. Hani şimdi Hanefiler ve Ehl-i Sünnet bu dinlesin bu bölümü. Onu yakaladım. Arkadaşları kaçıştılar. Adamı İmam Ali'nin huzuruna getirdim. Dedim ki bu adamın seni öldürmek üzere Allah'a ahdettiğini, yemin ettiğini bizzat şu kulağım duydu ya Ali, getirdim sana. Ali dedi ki yaklaş. Yazıklar olsun. Veylek. Sana yazıklar olsun. Men ente.
Kimsin sen? O da dedi ki, ben Sivarul Munkariyim. Adını söylüyor. Bunun üzerine Ali bana derhal serbest bırak. Ben dedim ki serbest mi bırakayım? Hayretle. O seni öldürmek için Allah'a yemin ediyor. Ant içiyor, ahd ediyor. Sen diyorsun ki bana onu bırak. Ben böyle söyleyince İmam Ali buyurdu ki beni öldürmeden ben onu öldüreyim öyle mi? Ama bu cevabı verince ama ya Ali o senin hakkında öyle ağır öyle kötü sözler söyledi ki söylüyor ki yemin etti ki. O zaman dedi ki İmam Ali o bana kötü söz söylediyse sen de ona kötü sözle cevap verseydin. O kötü sözünün karşılığı onun katledilmesi değildir. Ve Hasan bin Ziyad Ebu Hanife'den naklediyor. Ebu Hanife'nin görüşü de bu. Herhangi bir şekilde isyan etmemiş, İslam başlatmamış bir kimseyi devletin idarecisi siyaseten katl edemez. Hiç kimse buna cevaz veremez. Devam ediyor arkasından. Yine bir başka nakilde İmam Ali Cuma hutbesindeyken haricilerden biri mescidin bir köşesinde El hükmü lillah, hüküm Allah'ındır. Bu ayetleri ayakta okuyordu. Bunun üzerine Ali doğru. Hadel kelam doğru. Bu söz doğru. Ancak buradan sen batılı kastediyorsun. Kastedilen mana batıl dedi. Ve ardından dedi ki, içinde ibadet ettiğiniz, Allah'ı andığınız, şu mescitte olduğunuz müddetçe, ibadetlerinize devam ettiğiniz müddetçe, biz sizin mescide girmenize engel olmayacağız. İmam Ali Keremallahu Veşe Efendi. Bizimle birlikte beraber olduğunuz müddetçe de devlet malından, ganimetten de size pay ayıracağız. Bunlar kim biliyor musunuz? Ali yoldan çıktı. Ali Allah'ın hükmüne uyacağı yerde Ebu Musa el-Eş'ari'nin hükmüne tabi oldu. Dinden evet. Çıktı diye İmam Ali'yi itham eden gruptur bu harici grup. Ve ardından devam etti, şöyle devam etti. Bize karşı savaşmadığınız müddetçe de biz size kılıç çekmeyeceğiz. Fıkıh bölümü devam ediyor, hüküm bölümü. İslam'da idareci kendisine karşı gelenler fiilen isyana karşı kalkışmadıkları müddetçe devlet başkanı onları hapis veya öldürme ile herhangi bir şekilde cezalandıramazlar. Zira bunların devlet başkanını, idareciyi yanlışlarını söylemeleri veya yanlış diye gördükleri şeyleri söylemeleri o isyan manasına gelmez. Bizzat kılıç çekmeleri ancak isyanı başlatmış manasına gelir. Onun için Ali Allah'ın mescitlerine girmenizi ve ganimetten pay almanızı engellemeyeceğiz buyurmuştur. Şimdi halife İmam Ali onları cezalandırmamıştır. Harura'da toplanmışlar. 6000 kişi karşısına çıkmış. O kendi grubundan ayrılan. O 6000 kişi içerisinden kılıç çekenlere karşı kılıç çekmiş. 2000 kişi uzak bir bölgeye gidiyor. Hemen talimat veriyor komutanlarına. Kaçanlar, asla kaçanların peşine düşmeyin. Onları kovalamayın buyuruyor. Ve fıkıhtaki bu bölümde devam ediyor bu hükümler. İmam Ali Cemel vakasında da şöyle emretmiştir.
Kaçanın peşinden asla gitmeyiniz. Esir alınanı öldürmeyiniz. Yaralıya vurmayınız. Hiçbir malını da almayınız. Mallarına el koymayınız. Bu kimin hükmü? Hanefi fıkhının hükmü. Bakınız, devlet başkanlığına isyan etmiş olan, kılıç çekmiş olan ama o kılıç çekme esnasında baktı ki ölüm var işin ucunda. Vazgeçti. Vazgeçti, kaçıyor. Onu takip etme ve onun peşine adam gönderip öldürtme hakkı yoktur. Sen ehli sünnetsen böyle. Ehli beyte mensupsan böyle. Ama sen hiçbir şey değilsin ki. Sen daha sabiyi, kılıç değil, efendim hayat nedir bilmeyen, hayata gözünü açmamış çocuğu katlettiriyorsun ve buna fetva veriyorsun. Beşikte aşırı tekmelenmiş olabilir belki. İleride isyan edecek diye. Oradan hareketli. Delil. Ve devam ediyor. Hüküm şudur ki biz şunu söylüyoruz. İdareci, meşru devlet isyancılara karşı savaştığı ve onları bozguna uğrattığında kaçanı kovalayamaz. Çünkü onlarla savaştığımızda hedef onların isyanını bastırmaktır. Artık kaçan isyan etmiş değildir. İsyanını terk etmiştir. O kovalanmaz buyuruyor. Şimdi İslam'ın temel esasları, Hanefi fıkhının temel esası ve hükümleri, İmam Ali Keremallahu Veçeh Efendimizin, ki kimdir İmam Ali Efendimiz? Nübüvvetin efendim şahı, peygamberlerin şahı Muhammed Mustafa'nın ilimde, hikmette, hilafette varisi, Kur'an'ın sahibi, vekili ve ilim şehrinin kapısı İmam Ali Keremallahu Veçeh Efendimizin esası, hükmü, Kur'an'a getirdiği anlayış bu. Ha, siz eğer Muhammed Mustafa'dan koparsanız, Ehl-i Beyt'inden koparsanız, o zaman sizin hayatınız kendi koltuğunuz uğruna, sabiler dahil, kendi çocuklarınızı, kardeşlerinizi katletmek olur tek yolunuz. Sadece o değil. Sizin mezhebinizden, meşrebinizden, hatta partinizden değilse dinden de saymazsınız. Türkiye bunu yaşadı. Bizim dinimizden olmayan patates dinindendir diye bugün iş başında olan idarecilerin hocaları bunu açık açık beyan etti. Geçmişe bakıyoruz şimdi. İşte ta Gucduvani'den bu tarafa. İmam Rabbani dedikleri Faruk Silhindi'nin verdiği Meşhed'le ilgili fetvaları. Halid-i Bağdadi'nin Bağdat ve çevresindeki yörelerdeki insanları kışkırtmaları ve fetvalarına baktığımız zaman bunların anlayışı bugünkü anlayıştır. Katlettirme anlayışı. Bakınız Osmanlı'da 182 tane sadrazam vardır. Çocuk ve kardeş katlinin ötesinde 182 tane sadrazamın 44 tanesi de siyaseten katledilmiştir. Sadrazam demek başbakan demek. 3 tane Şeyhülislam katledilmiştir. Bakınız 3 tane Şeyhülislam. Bunlardan bir tanesi Ahizade Hüseyin Efendi. Ki çok ilginçtir. Ahizade Hüseyin Efendi için Evliya Çelebi aynen şunu söyler. Bakınız Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi 1. cilt 37. sayfa. Devleti Ali Osman'da böyle bir müftü gelmemişti. Siyaseten katledilmiştir. Hocazade Mesud Efendi siyaseten katledilmiştir. Seyyid Feyzullah Efendi siyaseten katledilmiştir. Başka? İşte 5 aydan beri anlatıyoruz. İmam Ali Keremallahu Veşe Efendimizin yolundan, soyundan, meşrebinden gelen Yüce Allah'ın ayetleri gereği ona sevgisini beyan eden, izhar eden ve Anadolu'yu İslam eden Bektaşi evlatları, Ehl-i Beyt soyu evlatları hep bu siyaseten katledilmiştir. Buna İslam denmez. Bu fitnenin ta kendisidir. Allah kendisinden razı olsun ki Profesör Doktor Haydar Başbey hocamız
İslam'ın ta o Sakife'den bu tarafa iltihap olmuş, İslam bünyesinin iltihabı haline gelmiş. Böyle bir iltihaba neşter vurdu ve cerahatı akıttı. E şimdi İslam dünyasının birliği, dirliği, milletimizin birliği, dirliği ve gerçekten milletin malını yiyerek değil, çarparak, çırparak değil, en helal rızkın da yollarını ortaya koyarak milletimizin hem dünyasını hem de ahiretini teminat altına almak için seferber olmaktadır, olmuştur. Şimdi millet kendisine sorsun. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in bu Ehl-i Beyt karakteriyle bu İslamcı geçinen idareci, hacısı, hocası, bilmem necisiyle mukayese edilebilir mi? Birisi siyaseten katli sancaktar yapmış, sancak yapmış. Birisi siyaseten hortumlamayı, birisi millet malını, devlet malını sağda solda depolamayı, vakıf vesaire yöntemleriyle hortumlamayı yol, yöntem edinmiş. E Profesör Doktor Haydar Başbey, hayır. Yetim hakkı dokunulmaz. Vakfa dokunulmaz. Bir zırnığı bile, bizzat kendi beyanı, hadis-i şerifte böyledir. Yılan kılçığı olur. Müslümanın kıymeti, canı, malı, Allah'ın katındaki yüceliği hiçbir şeyle mukayese edilmez. Vatandaşın da, Müslümanın kendisinin de, devletin de, bütün idarenin de yapacağı şey Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını muhafaza etmektir. Onları katliamdan geçirmek değildir diyen bir kimlik, bir anlayış. Tercih milletin. Ahir zamanda nerede olacağız, nerede olmamız gerekiyor? Millet artık bu tercihi yapması gerekir ki dünyanın da çok uzun ömrü kalmamıştır. Allah sonumuzu hayretsin ve dost doğru yolda, istikamet üzere, Ehl-i Beyt'in ve İslam'ın bu sapasağlam yolunda bizleri haşru cem eylesin diyorum. Evet, bu güzel duaya biz de yürekten amin diyoruz ve ben size İbrahim Berk ve Emre Polat'a çok teşekkür ediyorum. Efendim, haftaya Allah nasip ederse yine bu ekiple özel ve dikkat çeken konularla yine karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun.